Tonguç Akademiden herkese merhabalar. 9. sınıf kimya 2. yazılı için hazırlıkla karşınızdayız arkadaşlar. 1. yazılıları bitirdik derken 2. yazılılar da geldi çattı ama tabii ki Tonguç gençliği buna da son derece hazır bir şekilde gelecek ve üstesinden güzelce gelecek. Şimdi arkadaşlar 9. sınıf kimya 2. yazılı için neler çıkacak karşımıza? Şöyle onlardan bahsedelim sorularımızı çözerken bir taraftan da önemli noktaları vurgulaya vurgulaya tekrar ede de gidiyor olacağız. Öncelikle arkadaşlar ilk ünite komple sorumluluğumuz altında hala daha. Simyadan kimyaya vardı kimya biliminin alt başlıkları arasında. Hani burada şöyle simyanın ve kimyanın tarihçesinden bahsetmiş aradaki farklardan bahsetmiştik ee, önemli simyacılar üzerine konuşmuştuk medeniyetlerden bahsetmiştik ve simyadan kimyaya aktarılan bulgular üzerine konuşmuştuk ardından kimya disiplinleri ve kimyanın çalışma alanlarından bahsederken kimyanın işte organik kimya anorganik kimya analitik kimya gibi alt disiplinlerinden bahsederken bir taraftan da kimyacıların çalıştığı bazı endüstriler işte gübre endüstrisi e, ilaç endüstrisi gibi endüstrilerden bahsetmiş ve e, yaptıkları meslekler üzerine konuşmuştuk kimyanın sembolü dilinde element sembolleri ve bileşik formülleri üzerine durmuş ve birazcık ezber de yapmıştık burada. Son olarak da kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği başlığı altında neler yapmıştık? Laboratuvar güvenliğinden bahsetmiştik, uyarı işaretlerinden bahsetmiştik. Bazı zararlı ve faydalı kimyasallar üzerine konuşmuştuk ve laboratuvar malzemelerini burada tanımıştık arkadaşlar. Bunlardan sorumlu olacağız. Karşımıza soru gelme ihtimali yüksek. Şimdi ama Asıl önemli nokta tabii ki atom ve periyodik sistem ünitesi buraya e, bu yazılı döneminde geçmiş olduk arkadaşlar neler yaptık peki atom ve periyodik sistem ünitesinin alt başlıklarında atom modellerini tanımladık e, sırasıyla Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modelleri üzerine konuştuk ve tanıdık. Atomun yapısında proton ve nötronların çekirdekte, elektronların katmanlarda yer aldığını belirttik ve buradaki atom altı taneciklerin özellikleri üzerine konuştuk. İzotürleri, izotop, izoton, izobar ve izoelektronik olarak tanımladık ve yorumlamalar yaptık. Periyodik sistemin tarihçesinde özellikle Mendeleyev ve Moseley isimleri üzerine durduk. Modern periyodik sistemde gruplar nasıldır, periyotlar nasıldır, periyodik sistemde nasıl yer buluruz? Ee, element türleri olan işte metaller, ametaller, yarı metaller ve soygazlar periyodik sistemde nasıl konumlanmıştır ve gruplar nasıl oluşmuştur? Bunlardan bahsettik ve son olarak da periyodik özellikler dedik. Yani e, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi Elektron ilgisi, elektronegatiflik ve metalik ametalik özellikler periyodik sistemde ne yöne gittikçe artış gösterir ya da ne yöne gittikçe azalış gösterir. Bununla ilgili trendleri açıkladık arkadaşlar. Güzelce şimdi konularımız buraya kadardı. Ee, peki bizim çalışmalarımızda hani tabii ki az sonra bir sürü soru çözeceğiz, üzerinde tekrarlar yapacağız ama sonrasında sizin üstünüze düşen görevler neler? Tabii ki ödevlendirmelerimiz olacak arkadaşlar. Zaten ödevlendirmelerimiz vardı. Zaten bu ödevleri birçoğunuz yaptınız ama eksik kalan onlar için şöyle bir uyarı geçelim şöyle bir hatırlatma yapalım. Bak Dinamo Kimya kitabı bizim için çok önemli çok değerli bir kaynak arkadaşlar. Çok iyi hazırlıyor bizi çünkü bu yazılara. Neler var içeriğinde? E, ta baştan ikinci ünitenin sonuna kadar e, her yeri çözmüş olmamız her yere çalışmış olmamız gerekecek. Neler var? Her sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örnekle bize konuyu anlatan bir kaynak var karşımızda. Bu çözümlü örnekten sonra da burada çözdüğü örneklere benzer soruları hemen alt tarafta bize e, yöneltmiş. Her bir konuyla ilgili dört tane de bizim çözmemizi bekleyen soru olacak. Böylece baya bir yol kat etmiş olmamızı sağlayacak. Bölümleri tamamladıktan sonra genel bakışı da atabilmemiz için tarama testleri yer alıyor bizim kaynağımızda arkadaşlar. E, ve ünite sonuna gelecek olursak. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Her bölümde... E, Çözümlü örnekler, sorular bize yönlendiriliyor ve tarama testleriyle bölümleri genel olarak taramamızı sağlıyor. Ve ünite bittikten sonra da ünite tekrar testleriyle en genel bakış atmış oluyoruz. Ardından fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu testlerimiz de mevcut. ÖSYM şimdiden hazırlanalım, şimdiden TYT cebimize koyalım diyorsak ÖSYM tarzı sorularımız da mevcut ve her ünitenin sonunda da arkadaşlar tabii ki burayı en çok ilgilendiren kısım yazılı tipinde sorular bizim karşımıza çıkacak. Acaba yazılıya gireceğiz ama ne tür sorularla karşılaşabiliriz? Bunun cevabını bu testlerle sağlamamız mümkün olacak ve çözemediğimiz herhangi bir soru olduğu zaman da kare kod sayesinde video çözümüne gidip bütün eksiklerimizi giderebileceğiz. Her iki ünite için de aynı şeyler geçerli arkadaşlar. Bu şekilde kaynağımızı tamamladığımız zaman zaten yazılıya büyük oranda hazır hale geleceğiz. Ve bunun yanı sıra çok önemli bir tavsiyem ve önerim daha var. Mükemmel bir kaynak var karşımızda arkadaşlar. Sadece kimya için değil bütün yazılılar için bizim ilacımız olabilir. E, hemen şöyle otobüste giderken bile metroda giderken ya da hızlıca bir tekrar edeyim acaba önemli noktalar nelerdi yazılı öncesinde dediğimiz zaman arkadaşlar birinci dönem yazılı notları dokuzuncu sınıfın tamamına bakış attığımız yazılı notlarına sahip olacağız. Mesela şöyle kimya kısmına doğru ilerleyecek olursak e, neler karşımıza çıkabilir yazılda önemli notlar neler hemen şöyle her sayfada güzel güzel bize gösterilmiş arkadaşlar mesela kimya disiplinleriyle ilgili e, kafamızı karıştıran eksik kalan bir nokta varsa hemen şurayı bir sayfada kısaca sadece bir dakika içerisinde okuyup bütün eksiğimizi giderme şansına sahip olmamızı sağlayacaktır arkadaşlar. E, bu kaynağı da şiddetle tabii ki tavsiye ediyorum yazılı öncesi ilaç gibi gelecektir. O zaman haydi dalalım bakalım ne tür sorular karşımıza gelebilir? Şimdi arkadaşlar önce şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Atom altı tanecikleri tanıdık madem, atom altı tanecikleri nasıl yorumlayabiliriz ve nereye ne yazıyorduk? Sembolik olarak nasıl gösteriyorduk? Bunu bir hatırlayalım bakalım. Şöyle bir şey vardı arkadaşlar diyorduk ki, diyelim ki bizim elimizde X diye bir element var ve bunun atomundan bahsediyoruz. Bu iyon halinde de olabilir, fark etmiyor. Diyorduk ki, şu sol alt tarafa biz onun proton sayısını yazarız. Proton sayısı bir diğer adıyla atom numarasıydı. Bir diğer adıyla çekirdek yükü. Bak bu üç kavram bize proton sayısını simgeliyordu. Sol orta tarafa nötron sayısını yazıyorduk. Ve diyorduk ki protonla nötronun toplamı bize kütleyi verir. Yani atomun kütleye sahip olan atom altı tanecikleri protonlar ve nötronlardır. Bunların toplamını şöyle sol üst tarafa yazalım. Ve bu toplam bize atomun kütlesini versin. Yani kütle numarası proton artı nötronu verecek. Bunun bir diğer adı da nükleon sayısıydı unutmuyoruz. Sağ alt tarafa da atomun taşıdığı elektron sayısını yazıyorduk. Ve diyorduk ki eğer biz nötr bir atomdan bahsediyorsak proton sayısı elektron sayısına eşit olmak zorunda. Ve eğer elektron sayısı ile proton sayısı birbirinden farklıysa da proton fazlaysa artı yüklü olacağı için katyon, elektron sayısı farklı fazlaysa da negatif yüklü olacağı için anyon olarak adlandırılır. İşte bu sayıyı da proton eksi elektron olarak sağ üstte yazıyorduk ve buna da iyon yükü adını veriyorduk arkadaşlar. Ve diyorduk ki Atom e, iyon hale geçerken ancak elektron alışverişi sayesinde bunu gerçekleştirebilir. Elektron verirse pozitif yüklü olacağı için katyon, elektron alırsa da negatif yüklü olur olacağı için anyon olarak adlandırılır. Şimdi Bununla ilgili genel özetimiz buydu. Peki tabloyu nasıl doldururuz? Bak bize bir x taneciği vermiş. Demiş ki proton sayısı 5, nötron sayısı 6. Kütle numarasını bizden yazmamız istiyor. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Protonla nötronu topladığımız zaman biz kütle numarasını buluyorduk. O zaman 5 artı 6'dan 11 bize kütle numarasını verecektir. İyon yükünü ne veriyordu peki? Bak sağ üstteki iyon yüküydü. Yani protonla elektron arasındaki fark bize iyon yükünü verecektir. İkisi de 5 olduğuna göre iyon yükü sıfırmış. Yani burada bizden istediği x taneciği nötr bir tanecikmiş. Bunu anlamış olduk. Y taneciğine bakalım. Bu defa verdiği bilgiler neler arkadaşlar? Bak proton sayısını vermiş. Kütle numarasını vermiş. Yani bunu biliyoruz, bunu biliyoruz, şunu bulmak istiyoruz. Ne yaparız arkadaşlar? Aradaki fark bize nötron sayısını verir. Dolayısıyla bu taneciğin 10 tane nötronu varmış diyebiliriz. Elektron sayısına gelecek olursak, elektron sayısını nasıl buluruz peki? Bak şunu biliyoruz proton sayısıyla. Bunu biliyoruz, iyon yükünü eksi 1 olarak vermiş. O zaman elektron sayısı e, bunlar arasındaki ilişkiden çıkarılabilir dolayısıyla... Proton sayısından yani 9'dan kaçı çıkarırsam eksi 1 bulurum sorusuna cevap vermem yeterli. O zaman bu taneciğin 10 tane elektronu vermiş ve eksi 1 yüklü bir anyonmuş şeklinde özetleyebiliriz. Geliyoruz Z taneciğine. Z taneciği ile ilgili bak nötronunu biliyoruz. Kütle numarasını biliyoruz. Arkadaşlar bunu biliyorsan bunu da biliyorsan protonu bulmak için sadece aradaki farka bakman tabii ki yeterli olacak. Dolayısıyla 31 eksi 16 bize bunun proton sayısını verecek. 15 tane protonu varmış. Elektron sayısını bulmak istiyoruz. Proton sayısını zaten biliyoruz. İyon yükünü de biliyoruz. Yani bak bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla elektron sayısını artık yine az önce yaptığımız gibi 15'ten kaçı çıkarırsak eksi 3 buluruz şeklinde tanımlayabiliriz. Dolayısıyla 18 tane elektronu varmış. Buna karar verebiliriz. T taneciğine gelelim arkadaşlar. Proton sayısını biliyoruz. Kütle numarasını biliyoruz. Nötron sayısına buradan ilerleyeceğiz. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? Aradaki fark bize nötron sayısını verecektir. Dolayısıyla 17 ile 18'i toplayınca 35'i bulacağımızı bildiğimiz için demek ki nötron sayısı 18'miş. İyon yükünü hesaplamak istiyorsak da proton sayısından elektron sayısını çıkarmamız yeterliydi. Dolayısıyla 17 18'den Eksi 1 bunun iyon yüküymüş diyebiliriz. Bir anyon yapısı varmış yine karşımızda. K taneciğine gelelim. Proton sayısını ve nötron sayısını biliyoruz. O zaman bu ikisinin toplamı bize kütle numarasını verir demiştik. Burası 39 olacakmış. İyon yükü artı 1 Proton sayısı 19 olduğuna göre elektron sayısı kaç olacak arkadaşlar? 19'dan tabii ki 18'i çıkarırsak artı 1'i bulacağımız için elektron sayısının da 18 olduğuna karar vermiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir tabloyla da karşımıza soru gelebilir veya şunun üzerinden de işlemler yaptırabilir. Atıyorum buraya 15 yazar, buraya 16 yazar, burayı senden bulmanı ister. Böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. Boşluk doldurma ile ilgili bir diğer soru tipi arkadaşlar. Ne demiş bize? Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Hemen dolduralım. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciye ne ad verilir? Bak tanımlar kimya için gerçekten çok önemli bir yere sahip arkadaşlar. Dolayısıyla da sorularda böyle tanım soruları karşımıza gelebilir. Tabii ki e, tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşından bahsediyorsak bu. Atom olmalıdır zaten ünitenin temelinde yer alan kavram da buydu. Sadece tek tür atomlardan oluşan saf maddelere biz element adını veriyorduk. Tek tür dediği için eğer birden fazla tür atom içerseydi bunun adı bileşik olacaktı. Bu şekilde tanımını yapıştırdık. İki veya daha fazla tür atomdan oluşan saf maddeleri az önce tanımlamıştık zaten. Bileşik adını veriyorduk arkadaşlar. Bor atom modeline göre elektron düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçerken bak enerji e, sıralaması yaparken bizim bor atom modeli katmanları kavradık, e, bulduğumuz atom modeliydi. Diyordu ki çekirdekten böyle katmanlar yer alır ve elektronlar bu katmanlarda bulunurlar ve çekirdeğe en yakın katman en düşük enerjili katmanken çekirdekten uzaklaştıkça katmanın enerjisi artar. Dolayısıyla sen düşük enerji seviyesindeki bir elektronu daha yüksek bir enerji seviyesine taşımak istiyorsan ona dışarıdan enerji vermen gerekiyor ki bu işlem gerçekleşebilsin. Dolayısıyla atom bu enerjiyi ne yapması gerekiyor? Elektronun daha doğrusu bu enerjiyi dışarıdan alması gerekiyor. Buna da soğurma diyoruz arkadaşlar atom ve dolayısıyla da elektron dışarıdan enerjiyi soğurur. Bor atom modeline göre bir elektronun bulunabileceği en düşük enerji seviyesine de, yani elektron hidrojen atomundan bahsediyorsak mesela en düşük enerji seviyesi olan birinci katmanda yer alıyordu. Bu onun için temel hal olarak adlandırılıyordu. Eğer biz dışarıdan enerji vererek daha üst katmanlarda bir yere taşınmasına sebep oluyorsak, bu durumda da o atom için, daha doğrusu o elektron için uyarılmış hal kavramından bahsediyorduk. Güzelce bu soruyu da tamamladık. Şimdi. Atom modellerini şöyle bir değerlendirmeye almamız gerekiyor. Aşağıda verilen görsellerde atom modellerini geliştiren bilim insanlarını belirtiniz diyor. Yani aslında atom modelinin adını belirtmemizi istiyor. Şimdi görsellerden yola çıkarak atom modellerinin tanımını da yapalım. İlk görsel bize ne anlatıyor arkadaşlar? Yapıya bakıyoruz. Sadece bir küre var. Hani bir bilardo topunu andırıyor bizim için ee ve bu bizi içi dolu berk küre tanımına götürüyor. Kim yapmıştı bu tanımlamayı? İlk atom modelini ortaya atan kişi yani Dalton yapmıştı arkadaşlar. Demişti ki içi dolu berk kürelerdir atomlar ve parçalanamaz yapıdalar. Bir elementin bütün atomları özdeştir gibi tanımlamalar yapmıştı. Şimdi ikinci tanıma geliyoruz arkadaşlar. Görsel bize ne anlatıyor? Bir tane küre var. Kürenin içerisinde homojen dağılmış aslında negatif yükler var. E, kürenin kendisi pozitif yüklü ve negatif yükler bunun içerisinde dağılmış. Şimdi bu tanımı yapan kişi Thomson'dı ki Thomson e, atomu tanımlarken üzümlü kek kavramını kullanmıştı. Bu da zaten aslında pozitif yüklü bir küre içerisinde homojen dağılmış negatif yükleri ifade ediyordu. Geliyoruz diğer görsele. Diğer görselde baktığımız üzere pozitif yükler e, bir Merkezde toplanmışken negatif yükler bunun etrafında dolaşıyor arkadaşlar. Bu bizi çekirdek kavramına götürüyor ve çekirdek kavramını geliştiren ilk atom modeli tabii ki Rutherford'du. Hani hatırlayalım yaptığı deney neydi? Alfa saçılması ve altın levha deneyi adını verdiğimiz bir deney sayesinde çekirdek kavramını keşfetmişti ve e, bu şekilde de bir görselle bunu bize sunmuştu. Bir diğer görsele gelecek olursak arkadaşlar yine bir çekirdek söz konusu ama bu defa elektronlar katmanlara yerleşmiş durumda. Yani burada arkadaşlar katman kavramı geliştirilmiş. Katman kavramını ilk defa ortaya atan bilim insanı tabii ki Bohr'du ve Bohr atom modeli sayesinde biz bu kavramı tanımıştık. Son kavrama gelecek olursak arkadaşlar yine bir çekirdek var ama elektronlar bu çekirdeğin etrafında bir bulut yapısını oluşturmuş. Bulut yapıya biz ne diyorduk arkadaşlar? Modern atom teorisi diyorduk ve bilim insanı olarak da burada Heisenberg'i değerlendirmeye alabiliriz. Çünkü orbital kavramını ve modern atom teorisinin söylediklerini aslında bir araya toplayan kişi Heisenberg'tir diyebiliriz. <laughs> Geçiyoruz bir diğer soruya aşağıdaki taneciklerin davranışlarının bor atom modeliyle açıklanıp açıklanamayacağını belirtiniz. Şimdi böyle bir soru karşımıza gelirse dikkat etmemiz gereken nokta ne olacak arkadaşlar? Bor atom modeli diyorsa sadece tek elektronlu tanecikleri açıklayabilir. Bunun dışındaki tanecikleri açıklayamıyordu. Çünkü verdiği enerjinin ne kadarını hangi elektron alıyor kullanıyor bilemiyor. Dolayısıyla bakacağımız tek şey bu taneciklerin kaç tane elektronu oldu arkadaşlar. Hidrojen bak bir nötr proton sayısı birse ise nötr halde elektron sayısı da bir olmalıdır. Dolayısıyla bor bu taneciyi açıklar. Helyuma gelelim. İki tane protonu var. Artı bir yüklü ise bir tane elektronu vardır. Dolayısıyla bor bu taneciyi de açıklar. Berilyum artı iki yüklü ama proton sayısı dört. Demek ki elektron sayısı ikiymiş. Eğer birden fazla elektron varsa borun bunu açıklama şansı yoktur. Berilyumun artı üç yüklü taneciğine gelecek olursak proton sayısı dört. Artı 3 yüklü ise demek ki bir tanecik elektronu vardır sadece. O zaman bor bunun davranışını açıklayabilir. Bor atom modelinden yola çıkıp bor elementini değerlendirecek olursak 5 tane protonu var. Yükü artı 3 ise elektron sayısı 2'dir. 2 İki elektronlu taneciyi borun açıklama şansı yoktur. Bakacağımız tek nokta burası olacak arkadaşlar. Ee, karşımıza çıkma ihtimali olan bir soru tipidir diyebiliriz. Şimdi geliyoruz aşağıdaki tanecik çiftlerinin sahip oldukları izotürü belirtiniz. Hemen şunu bir koyalım ortaya arkadaşlar. İzotürlerle ilgili karşımıza soru çıkmama ihtimali yoktur diyebiliriz. Şimdi hocamız karşımıza böyle bir soru yönlendirecektir. Büyük ihtimalle tanecik çiftlerini verip izotürünü belirlememizi isteyecektir. Ve atom numarasını nötron sayısını bir şekilde bize bir tablo ile sunup ya da bir grafikle sunup izotürünü bulmamızı isteyecektir arkadaşlar. Ne diyoruz? Hoca bunu yüzde sorar arkadaşlar. Şimdi Nasıl belirleyeceğiz? Peki demiştik ki izo türlerde e, bizim alt türlerimiz neler? İzotop olabilir, izoton olabilir, izobar ya da izoelektronik. Eğer iki taneciğin proton sayısı aynı ama nötron sayısı ve dolayısıyla da kütle numarası farklıysa bunlar birbirinin izotopu oluyordu. Şimdi ilk element türlerimiz atom türlerine bakacak olursak şimdi 17 tane protonu 35 tane nötron elektron kütle numarası varmış. Demek ki aradaki fark kadar. yani 18 tane nötron olmasını bekleyeceğiz. Bu klor taneciğine gelince nötron sayısı 20'ymiş. Ne diyoruz? Aynı sayıda proton, farklı sayıda nötron. O zaman bunlar birbirinin kesinlikle ve kesinlikle izotop atomlarıdır deriz. Şimdi bir diğer örnekte ne demiş? Klor var iki tane. Ee, biri 19, şu potasyum olsun. Tabii ki klor olmaz. Potasyum olsun artı bir yüklü, klor olsun eksi bir yüklü. Ee, 19 atom numarası dolayısıyla da artı bir yüklü olabilmesi için 18 tane elektron olması gerekiyor. 17 atom numarası eksi bir yüklü olabilmesi için bunun da 18 tane elektron olması gerekiyor. Elektron sayısı aynı ama proton sayısı farklıysa bu tür taneciklere birbirinin izoelektroniği diyorduk arkadaşlar. Bunu da hemen yapıştıralım. Bir diğer taneciye geçelim. Kükürt ve fosfor arasında bak proton sayıları aynı. Fa farklı kütle numarası da farklı. Nötron sayılarına bir bakalım. 16'ya 31 olduğuna göre nötron sayısı 15'miş. 15'e 30 olduğuna göre bunun da nötron sayısı 15'miş. Eşit sayıda nötron, farklı sayıda proton varsa bu tarz tanecikler birbirinin izotonu olarak adlandırılıyordu. Geliyoruz potasyum vargona. Proton sayıları farklı ama kütle numaraları aynı. Nötron sayılarına bakalım. 19'a 40 olduğuna göre 21, 20'ye 40 olduğuna göre bunun 20 olması gerekiyor. Hem nötron hem proton sayısı farklı olmasına rağmen kütle numarası birbiriyle aynı olan taneciklerine birbirinin izobarı adını veriyorduk arkadaşlar. Güzelce bunu tamamlamış olduk. Bir diğer soru tipinde. Nötr neon atomu ile x artı iki tanecikleri birbirinin izoelektroniğidir demiş. Arkadaşlar yine ...çok klasik bir soru tipi olarak karşımıza gelebilir. Az önce çözdüğümüz soruya benzer nitelikte bir soru olarak bunu değerlendirebiliriz. Şimdi nötr ne 10 taneciymiş? Bak 10 tane proton varsa nötr olabilmesi için elektron sayısının 10 olması gerektiğini biliyoruz. Bir de elimizde x artı 2 taneciği varmış. Bize ne diyor? Bunlar birbirinin izoelektroniği. Bak izoelektronik olabilmeleri için x'in de 10 tane e, elektron içermesi şartı var zaten. Peki proton sayısı kaç? Bunu belirlerken de yön yüküne gideceğiz... Bunun artı 2 olabilmesi için X'in proton sayısına tabii ki 12 olması gerekiyor ki 12 X 10'dan artı 2 yüke sahip olsun. Şimdi ne diyor başka bize? X atomunun nötron sayısı nükleon sayısının yarısına eşit ise. Şimdi eğer nötron sayısı nükleon sayısının yarısına eşitse bu ne demek oluyor? Proton sayısıyla nötron sayısı birbirine eşitmiş ki nötron sayısı nükleonun yani kütle numarasının yarısı olabilmiş. Bak x taneci ile ilgili bütün veriler elimizde. Bizden neyi bulmamızı istiyor? X atomunun proton sayısını bulmamızı istiyor. Zaten cevap olarak 12'yi bulmuştuk arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer soru tipi arkadaşlar bu da yine yazıldı karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek bir soru tipidir. İyonlaşma enerjisi ile ilgili bir soru var karşımızda. Ne yapıyorduk böyle bir soru geldiği zaman karşımıza. Şimdi aşağıdaki tabloda ilk art, altı iyonlaşma enerjisi verilen elementlerin hangi grupta yer aldığını belirtiniz diye sormuş. Şöyle bir değerlendirme yapıyorduk. İyonlaşma enerjisi birden sonra devam ettikçe artarak gitmek zorunda ama bazı noktalarda uçurumlar oluyordu. Bu uçurumlar katman değişim noktalarına tekabül ediyordu aslında bizim için. Yani mesela X elementinden bahsediyorsak. Bak bu artarak gitmek zorunda zaten. Bunun kaçarı yok ama 495'ten sonra neredeyse 10 katına çıkmış. Sonraki artışlara bak 2 katına bile çıkmıyor. Bak burada uçurum nerede? Burada. Bu bize neyi anlatıyor? Demek ki bu uçurumdan önceki elektron bir üst katmandaymış. Buraya geçtikten sonra alt katmanda devam etmiş bu elektronlar. O zaman en üst katmandaki elektron sayısı 1'miş. Bu ne demek oluyor? Değerlik elektron sayısının da bir olduğu anlamına geliyor. O zaman bunun grubu 1A grubudur diyoruz. Y'ye gelelim arkadaşlar. Şimdi buradaki uçurum nerede? Bak yaklaşık iki katına çıkmış. Sonrasında beş katına çıkmış. Sonrasında yine artış hızı normal olarak devam etmiş. İki katına bile çıkmıyor. Bak uçurum buradaysa bu değerlik elektron sayısının iki olduğunu gösteriyor bize. Yani bunun hangi grupta olması gerekiyor? Tabii ki 2A grubunda yer alması gerekiyor. Z taneciğine bak. Artış hızına şöyle göz önüne alıyoruz arkadaşlar burada bir uçurum olduğunu görüyoruz 2700'den 11000'e zıplamış bir anda dolayısıyla buradaki uçurum değerlik elektron sayısının şöyle 3 tane olduğunu gösteriyor bize o zaman 3A grubundadır diyoruz yani uçurumu bul öncesindeki elektron sayısı kaçsa grubu da odur diyeceğiz. Buraya gelelim T taneciği. Artış normal, artış normal, artış normal ve burada uçurumun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Demek ki 4 tane değerli elektron sayımız varmış. O zaman 4A grubu elementiymiş karşımızdaki. K'ya geçtiğimiz zaman yine doğrudan birinci ve ikinci arasındaki uçurumu görüyoruz. Yani değerli elektron sayısı birmiş. O zaman K taneciği yine 1A grubu elementidir diyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet geçiyoruz bir diğer soruya arkadaşlar kesin kes yani bu defa artık e, çıkmama ihtimali olmayan bir soru tipi e, periyodik sistemde yer bulma illaki karşımıza çıkacaktır. Burada e, gerekirse SS'inizi de alarak işlem yapın tamamladıktan sonra biz ne yapıyorduk arkadaşlar elektron e, bir elementin atom numarasını biliyorsak bunun elektron dizilimini periyodunu ve grubunu belirlerken şimdi şöyle bir ilerlememiz vardı eğer ilk 20 elementten bahsediyorsak. Elektron dizilimi 2 8 8 2'ye kadar olabiliyordu. Burada nereye kadar geliyorsa oraya kadar elektron dizilimi yazıyorduk. Mesela X'ten bahsediyorsak 8 tane protonu var. Dolayısıyla 8 tane elektronu var. O zaman bu elektronlar katmanlara nasıl dizilecek? Bak şu sisteme göre gidiyoruz. 2 6 dediğimiz zaman 8 tane elektronu yazmış oluyorsun. Nereye kadar geliyorsa. Y'den bahsedecek olursak 2 8 dediğimiz zaman 10 tane elektron yazmış olacağız. O zaman bir 3 elektron da buraya gelecek. Z'den bahsediyorsak 2 8 ve 6 şeklinde elektronlar katmanlara dizilecek. T'den bahsediyorsan eğer 2 8 8 dediğimiz zaman 18 tane elektronu yerleştirmiş olacağız. 20 olduğu zaman ne olacak peki? Bak 2 8 8 dedik. Toplam 18 tane elektronu yerleştirdik. Geri kalan 2 elektron da son katmana kalıyormuş. Şimdi Elektron dizilimini tamamladıktan sonra arkadaşlar periyodu belirlerken şunu yapıyoruz. Katman sayısı kaçsa kaç tane katman yazdıysak o bize periyodunu veriyor. Hangi periyotta yer aldığını söylüyor. Dolayısıyla bak iki tane katman yazdık o zaman ikinci periyotta. Üç tane katman yazdık o zaman üçte. Üç, 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 üç. üç. Katman sayısı doğrudan bize periyot numarasını verdi. Burada dört katman var. O zaman dördüncü periyotta yer aldığını belirtebiliriz grup numarasına gelecek olursak arkadaşlar. Bu defa diyeceğiz ki değerlik elektron sayısı bize e, grup numarasını verir. Hangi grupta yer aldığını belirtir. Değerlik elektron sayısından kastımız nedir peki? Son katmanda yer alan elektron sayısı. Bak kaç tane elektron var? 6 tane. Demek ki bu 6A grubundadır. 3 tane o zaman 3A grubundadır. 6 tane o zaman bu da 6A grubundadır. Ve hatta bak şunu gördük. Bu iki element aynı grupta hemen alt alta yer alıyormuş. Bu 8A grubundaymış. K elementi de 2A grubunda yer alıyormuş. Sadece son katmandaki elektronun sayısına bakmamız yeterli olacak. Arkadaşlar kesinlikle karşımıza çıkacak bir soru tipidir. SS almak isteyenlerden bunu almalarını bekleyebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer soru tipimize. Helyum, azot, oksijen, flor ve neon elementleri için aşağıdaki periyodik özellikler arasındaki ilişkiyi belirtiniz. Arkadaşlar yine tabii ki periyodik özellikler kesinlikle soru olarak karşımıza çıkacak bir konudur. E buradaki... Periyodik özelliklerle ilgili şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Periyodik özellikleri zaten e, kurallarını bileceğiz. Bunun yanı sıra her bir özellik için gereken istisnai de ezberden bileceğiz. Burası çok önemli. Çünkü mesela atom yarıçapı periyodik sistemde genelleme yaparsak ne tarafa doğru? Sola ve aşağı doğru gittikçe artar diyorduk. İyonlaşma enerjisi sağ ve yukarı doğru gittikçe, elektron ilgisi sağa ve yukarı doğru gittikçe veya metalik aktiflik sağ ve yukarı doğru gittikçe artacak. Bak bu genellememiz bizim. Ama her birinin kendi içerisinde istisnaları var. Bunları değerlendirmeye almamız gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Bu elementleri periyodik sistemdeki konumlarına bir yerleştirelim. Önce bir e, kendimize bir tablo oluşturalım. Şimdi helyum nerede? <laughs> Birinci periyot 8A grubunda. Azot, oksijen, flor, neon. Bunların hepsi ikinci periyotta periyodik sistemdeki konumlarını atom numaralarından belirleyebiliriz zaten. Bu 8A'daydı. Bunların hepsi aynı periyotta 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde sıralanacak. Dolayısıyla kendimize şöyle bir periyodik sistem kesiti oluşturacak olursak... ...helyum birinci periyodun hemen 8A grubundaydı. Demek ki neon hemen onun altında olmalıymış. Hemen onun solunda flor var. Şurada oksijen var. Ve azot var. Sıralama bu şekilde. Bu 5A grubu, bu 6A grubu, bu 7A grubu, burası da 8A grubu olarak karşımıza çıkacak. Şimdi periyodik sistemdeki kesitimizi oluşturduğumuza göre atom yarıçapının çapının sıralamasının nasıl olmasını bekleyeceğiz? Ne dedik? Sola ve aşağı doğru gittikçe artmasını bekliyoruz. O zaman azot en solda en büyük o. Sonra oksijen, sonra flor. Sonra neon ve onun hemen üstündeki helyum en küçük atom yarıçapına çapına sahip olmasını bekleyeceğiz. İyonlaşma enerjisine gelince dedik ki sağa ve yukarı doğru gittikçe artar. Şimdi arkadaşlar iyonlaşma enerjisi deyince hemen aklımıza 3 aşağı 5 yukarı kuralı gelecek. Bak bunu gördüğün anda yapıştır 3 aşağı 5 yukarı bu ne demek? 2A grubu 3A grubundan 5A grubu da 6A grubundan daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahiptir. O zaman kuralımızı bir yazalım. Helyumun en büyük olması gerektiğini görüyoruz en sağ en üstte olduğu için. Sonra neon gelmeli sonra flor gelmeli ama istisna kısım burada gelip ne diyordu bize? Azot oksijenin solunda olmasına rağmen daha büyük bir iyonlaşma enerjisine sahiptir dolayısıyla bunlar arasındaki ilişki böyle olmalıdır. Elektron ilgisine gelecek olursak arkadaşlar buradaki durumumuz neydi? Yine sağ ve yukarı doğru gittikçe artıyor ama bu defada soy gazlar bunun dışında kalıyor. Çünkü soy gazların elektron ilgileri çok düşüktü. Dolayısıyla bunlar arasında bir sıralama yapacak olursak 7A grubu en büyük olmalı. Sonra sola doğru geldikçe azalmalı ama en az kim olmalı? Tabii ki helyum ve neon olmalıdır. Onlar birer soy gaz olduğu için tabii ki daha üstte olduğu için helyumun azıcık daha fazla olmasını bekleyeceğiz elektron ilgisini. Şimdi burada bir de şu istisnamız vardı elektron ilgisi gelince tabii ki soru da karşımızda yok ama klor büyüktür, flor olmalıydı bu istisnaydı asla unutmuyoruz. Ametalik aktifliğe gelecek olursak yine sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor. Yine soy gazlar bunun dışında kalıyor. Dolayısıyla aynı sıralama ametelik aktiflik içinde geçerli olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> bir diğer soruya gelecek olursak kimyasal türler ve türler arası etkileşimlerden şöyle bir soru karşımıza çıkabilir. Kimyasal türleri belirleyelim arkadaşlar. E, neydi kimyasal türlerimiz? Atom molekül veya iyon olabiliyordu. Hani bu konuya henüz geçmemiş olanlar olabilir aramızda ama büyük çoğunluğumuzun karşısına soru olarak çıkacaktır. E, tanecik olarak PB gibi bir sembol veriyorsa bunun türü atomdu. Sadece atom yapısından oluşuyordu bu. Metaller, e, yarı metaller ve soy gazların tamamı için geçerli oluyordu. Eğer bize yüklü bir tanecik vermişse arkadaşlar bunun yük e, türü iyondur. Orası kesin. Bak, yükü görüyorsak üstünde iyondur. Ama eğer negatif yükten bahsediyorsak anyondur bunun alt türü. Buradaki gibi artı yük, iki yüklü yüklüyse yine iyondur ama artı yüklü olduğu için alt türünümüz neydi? Katyon olarak karşımıza çıkıyordu. Eğer bir e, ikinci türümüz molekül olarak değerlendirilmeye almıştık. Bu ikisi de molekül olarak karşımıza çıkacak bir atom grubu söz konusuysa yüklü değil ve bir atom grubuysa her ikisi de molekül olacak ama Aynı tür atomlardan oluşmuşsa bir element molekülü adını veriyorduk. Eğer farklı tür atomlardan oluşmuşsa da buna bileşik molekülü adını veriyorduk. Kimyasal türlerini de bu şekilde değerlendirmeye almamız mümkündür arkadaşlar. O zaman güzelce yazılı sorularımızı da tamamladığımıza göre ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Eğer videoyu e, kanal abone değilsek bir an önce abone oluyoruz ve videoyu beğenmeden geçmiyoruz tabii ki. Hepinize sağlıklı günler ve başarılı sınav dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.